Emin misiniz? Eminim hakim bey. Bu kararınızı herhangi bir baskı altında kalmadan verdiğinizi onaylıyor musunuz? Evet sayın hakim. Sinem Güneş hakkında mahkemenize beyan ettiğim şikayetimi geri çekmek istiyorum. Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinin B fıkrası sanık sorgusu ve tanık ifadeleri göz önünde bulundurularak sanık Sinem Güneş'in tutuksuz yargılanmasına ve bir sonraki duruşmanın... Hakan, çok teşekkür ederim. Sana bütün o yaptıklarımdan sonra çok teşekkür ederim. Önemli değil. Senden çok annen için yaptım diyelim. Efendim anne. Tamam, ben söylerim. Peki, tamam. Ekip nerede Eda? Operasyona çıktılar. Hüsnü abi de düğün izninde. Aa, anladım, tamam. Ben bir arşive gidip geliyorum. Tamam. Aylin abla. Ne oldu? Sinem vardı ya. Evet. Yargılaması tutuksuz devam edecekmiş. Hmm. O koca dosyaya rağmen. Hakan abi şikayetini geri çekmiş. Aldınız mı abi adamı? Aldık. Songül diye bir kadın varmış. Mamaları herhalde bunların. Onların yanındaymış kız. Bunların asıllarını dosyaya ekle. Kopyaları bize kalıyor. Anlaşıldı komiserim. Hadi. Doğru mu Hakan? Ne doğru mu? Sinem'den şikayetçi olmamışsın. Sayende elini kolunu sallayarak çıkmış. Doğru evet. Ne olacak? İnanmıyorum ya. Resmen sevgiline kıyamadın. İçin el vermedi hapis yatmasına değil mi? Aylin saçmalıyorsun ya. Bir kendine gel. Bilmediğin konular vardı. Hem artık benden hesap soracak durumda değilsin. Hı, haklısın Hakan. Hesap soracak halim yok. Biz boşandık artık değil mi? Ama keşke başkasına aşık olduğunu bana en başta söyleseydin. Aylin öyle bir şey yok. O zaman her şeye kabullenmek benim için çok daha kolay olurdu. Ya kimseye aşık olduğum yok. Çarpıtma Aylin. Hanımefendi kızınızı bulduk diyorum size. Şu an göz altında tutuyoruz diyorum. Hiç mi umrunuzda değil? Bu sondu abi. Tamam hadi sağ ol. Hakan'ın annesi gelmiş ha? Hı, geldi evet. Görüştünüz mü? Niye sordun? Hakan anlattı bir şeyler de. Aranızı yapmaya çalışıyormuş galiba. Vallahi bana Hakan'la ilgili bir şey sorma. Senden rica ediyorum. Ayrıldık. Bana ne ki? Hele son yaptığından sonra. Ne oldu ya en son? Ters bir şey mi oldu? Bilmiyor musun? Sinem'in hapisten çıkmasını sağladı Hakan. Haberin yok mu? Ne? Evet. Nasıl ya? Fikirtepe'ye bir bakalım diyorum. Yeni torbacılar geziyormuş ortalıkta. Güven Timi'yle de konuştum. Belki baskın yaparız. Tamam basarız da başka bir şey soracağım sana. Neymiş o? Şu Sinem mevzusunda son durum ne? Aklamışsın kadını. Cidden senin sayende mi çıktı? Yok be kardeşim ne alakası var? Ben davadan vazgeçtim. Mahkemede serbest bıraktı. Ya ben de onu soruyorum işte. Niye vazgeçtin? Şikayetçi Ali, olmadın. Niye olayım ki? Niye mi? Sayayım mı abi? Kadın sana şantaj yaptı. Tehdit etti. Evliliğin bu manyak yüzünden bitti. Hala sebep mi arıyorsun abi? Bak tam olarak bu sebepler yüzünden şikayetçi olmadım kardeşim. Son bir ay hayatımın en berbat dönemiydi Ali. Ben yaşadıklarımı en az bir yıl sürecek bir davada tekrar tekrar yaşamak istemiyorum. Bu mevzu bitsin, kapansın, benden çıksın istiyorum anladın mı?
Ya tamam anlıyorum da. E ne olacak şimdi? Yaptıkları yanlarına kâr mı kalsın birader? Yaptıklarının cezasını çekmeyecek mi? O kadın canını yaktı mı yaktı? Suç işledi mi? İşledi. Yoruldum kardeşim. Allah'larından bulsunlar, bana bulaşmasınlar. İnan çok yoruldum. İnanırım kardeşim. Ne diyeyim? Doğrusunu sen bilirsin. Sonra üzülme de. Anne? Anneciğim? Ah, Sinem'im. Güzel yavrum. Nerelerdeydin bunca zamandır annem? Avrupa'daydım anne. İş gezileri filan işte. Yoğundum bu ara. Anca gelebildim. Kusura bakma ne olur. Ne kusuru Ceylan gözlüm. Hiç kıyabilir miyim ben sana? Kızabilir miyim? Oh. Canım annem. Nasılsın? İyi bakıyorlar mı sana? Bakıyorlar, bakıyorlar. Bırak şimdi sen bunları. Hakan ne yapıyor? Hakan. Hakan mı? Geçen gün beni görmeye geldi. Vallahi aferin Sinem. Bu kez Haza beyefendi bulmuşsun. Çok efendi çocuk. Çok beğendim. Ya. Benim kafa gidip geliyor tabii. Sen daha iyi bilirsin ama. Varsa aranızda bir şey saklama benden ne olur. Saklar mıyız senden anneciğim? Seviyoruz birbirimizi. En kısa zamanda yüzük de takacağız inşallah. Oh. Nasıl rahatladım, nasıl mutlu oldum Sinem'im. Hep dua ettim, Allah karşına iyi insanlar çıkarsın diye. Artık ölsem de gözüm arkada kalmaz. Allah korusun anne, deme öyle ya. Benim güzel kızım. Annem. Ya anne taksi nereden çıktı ya? Ben bırakırdım seni. Oğlum otobüs şuradan kalkacak zaten. Yorma sen kendini. İşin gücün çok. İyi peki. Ne yaptın? Aldın mı her şeyini? Hı hı alıyorum. Çorbayla et yemeği yaptım. Isıtır yersin. Zeytinyağlı barbunya da var. Onu da unutma. Eksik olma anne sağ ol. Hakan. Bir dahaki gelişimde böyle mutsuz görmeyeyim seni. Tamam mı oğlum? Tamam anne. Evliliği beceremedin. Bari mutlu olmayı becer. Aklım sende kalmasın olur mu? Olur olur tamam. Merak etme sen beni. Hı? İyiyim ben. Hadi bakalım Allah'a emanet. Kendine mukayyet ol. Bak aklım hep sende. Biliyorum anne. Merak etme. Hadi. Hadi güle güle anne. İnce beni ara tamam mı? Tamam. Of. Neyi unuttun? Selam. Ne arıyorsun burada? Beni içeri almayacak mısın? Selam. Ne arıyorsun burada? Beni içeri almayacak mısın? Sen nasıl bir hastasın ya? Sevinirsin sandım. Mahkemede yaptıklarından sonra. Ben sana sadece anneni düşünerek iyilik yaptım. Hapisten çıkmanı, o yaşlı muhtaç kadına yardımcı olmak için istedim. Bir daha asla kapıma gelme. Rehberinden de hayatından da sil beni. Çıkar beni hayatından Sinem. Ama Hakan...
Thank you.